Merhaba, ben İzlem Degigoğlu. Trakya Üniversitesi Ekonometri Bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. Aslı arkadaşım ve danışman hocam Kenan Terzioğlu ile hazırlamış olduğumuz finansal tablo manipülasyonları hakkında bilgi vermek istiyorum. Manipülasyon, muhasebe verilerinde ve standartların yorumlanmasında, muhasebe ilkelerindeki raporlama ile ilgili esnekliklerden yararlanarak finansal bilgiler üzerinde amaca uygun işlem faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Finansal varlıklar üzerinden seçim, ekleme ve çıkarma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle finansal bilgilerde yapılan değişiklik sonucu finansal tabloların olduğundan farklı gösterilmesi ve muhasebe standartlarının amacı dışında kullanılması olarak ifade edilen manipülasyon, hedeflerin beklentileri karşılamaması durumunda firmaya ilişkin finansal yapı ve risklilik hakkında piyasa algısını etkilemektedir. Pay senedi fiyatlarını etkilemek, karın istikrarlı olduğuna dair önsel bilgilerin sunulması, sermaye maliyetlerinin düşürülmesi, yasal düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması, vergi tutarlarının azaltılması ve benzeri gibi faaliyetler kapsamında manipülasyon uygulamalarına başvurulabilmektedir. Kâr yönetimi, kârın istikrarlı hale getirilmesi, büyük temizlik muhasebesi ve yaratıcı muhasebe uygulamaları manipülasyon yöntemleri olarak değerlendirilebilmektedir. Manipülasyonu tespit etmeye yönelik modeller, tahakkuk esaslı ve karma modeller olarak ikiye ayrılmaktadır. Manipüle edilmiş ve manipüle edilmemiş finansal tabloları birbirinden ayırmak amacıyla Beneş 1999 modeli manipülasyon uygulamalarındaki etmenleri tespit etmektedir. Bu etmenleri belirleyebilmek için endeksler hesaplanmaktadır. Ticari alacaklardaki değişimlerin satışlardaki değişimlerle uyumunu ölçen ticari alacaklar endeksi, firmaların brüt kâr marjının kötüleşip kötüleşmediğini ölçen brüt kâr marjı endeksi, varlıkların gerçekleşme risklerindeki değişimi ölçen varlık kalitesi endeksi, brüt satışlardaki büyüme endeksi, yıllık değişimi ölçmek için kullanılan amortisman endeksi, pazarlama, satış ve dağıtım ile genel yönetim giderleri ve kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile toplam varlıklar arasındaki ilişkiyi gösteren kaldıraç endekslerinden faydalanılmaktadır. Çalışma kapsamında kullanılan ekonometrik model yapay sinir ağları hakkında bilgi vermek istiyorum. Doğrusal olmayan sistemleri etkin şekilde modelleyebilen yapay sinir ağları, birbirine paralel olarak çalışan işlem elemanlarından meydana gelmektedir. Öğrenme yolunu izleyerek yeni bilgilerin türetilmesi, oluşturulması ve gerçekleştirilmesini sağlayan yapay sinir ağ sistemine ilişkin fonksiyon, ağ yapısı, bağlantı ağırlıkları ve elemanlarda gerçekleştirilen işlemler tarafından belirlenen sistemler olarak açıklanabilmektedir. Güçlü modelleme yeteneğine sahip olan yapay sinir ağları, modelin fonksiyonel yapısını algılama, örüntüyü tanımlama ve tahminleme aşamalarında kullanılabilmektedir. Problem yapısının çözümü ve önemlilik seviyelerinin belirlenmesinde, girdi çıktı arasındaki ağın eğitilmesi temeline dayanan yapay sinir ağları, hücre gövdesi, dendrit ve akson olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Sinir hücreleri birbirleriyle bağlantılı olarak bilgi akışını geçiş noktaları sinapslar ile sağlanmakta ve ağ yapısı ile başka sinir hücreleri ile ağırlıklandırılmış olarak bağlantı kurulmaktadır. Diğer bir ifadeyle sinyaller nöronlar arasındaki bağlantılardan geçmekte ve her bağlantı ağırlığa sahip olmakta ve her nöron kendi girdi değerine karşılık gelen çıktı sinyalini belirlemek için aktivasyon fonksiyonu varsayımlarını uygulamaktadır. Şekilde gösterilen yapı dış ortamdan diğer hücrelerden gelen bilgiler göz önüne alındığından girdi katmanında ağın öğrenmesi istenen örnekler tarafından belirlenen dışarıdan gelen girdi sayısı kadar sinir hücresi bulunmaktadır. Nispi değerleri bulunan girdiler üzerinde herhangi bir işlem uygulanmadan bilgiler diğer katmanlara aktarılmaktadır. Hücrelere gelen bilginin önemini ve etkisini belirleyen ağırlıklar girdilerin çıktı üzerindeki etkisini ayarlamaktadır. Nöronun net girdisi, nöron arasındaki bağlantı ağırlığı, nöronun çıktı değeri, eşik değeri olmak üzere nörona ilişkin toplam girdi, nöronlardan gelen değerlerin ağırlıklı toplamları ile eşik değerlerinin toplamı şeklinde gösterilebilmektedir. Hücreye ilişkin net girdi en uygun olarak belirlenen toplama fonksiyonları tarafından elde edilmektedir.
Aktivasyon aşamasında toplama fonksiyonu çıktısı eşik değerinden büyük olduğu durumlarda işleme alınarak girdi olarak ele alınmaktadır. Aktivasyon fonksiyonu olarak işlenen net girdi sonucunda hücrenin ortaya koyduğu çıktı belirlenmektedir. Aktivasyon fonksiyonunun kullanılması ile elde edilen son süreç elemanı olarak ifade edilen çıktı, J'inci nöronunun eşik değeri teta olmak üzere şeklinde gösterilebilmektedir. Girdilerin algoritmalar olarak kullanılarak çıktıya dönüşmesini sağlayan türevlenebilen aktivasyon fonksiyonları şekilde esnek çoklu katmanlar şeklinde oluşturulan nöronlardan meydana gelerek farklı fonksiyonları tahmin edebilen çok katmanlı algılayıcı, bir veya birden fazla girdi katman ve çıktı katmanından oluşan ileri beslemeli bir sinir ağ olarak tanımlanmaktadır. Girdi katmanından çıktı katmanına doğru ileri yönlü etkileşimin sağlandığı ve katmandaki nöronların bir sonraki katmanların tüm nöronları ile bağlantılı olduğundan çok katmanlı algılayıcıda girdiler ve girdilere karşılık gelen çıktı değerleri ağa gösterilerek öğretmenin öğrenme stratejisine işlerlik gösterilmektedir. Geri yayılım algoritmasında ileriye doğru hesaplama yapılarak ağa gösterilen örnek için ağın çıktısı hesaplanmakta ve sonrasında geriye doğru hesaplama işlemleri ve ağın bağlantılı ağırlıkları güncellenmesi gerçekleşmektedir. Öğrenme algoritmasına göre ağın çıktısı ile belirlenen çıktı arasındaki hata geriye doğru yayılım göstermesiyle minimum hataya ulaşıncaya kadar ağa ilişkin ağırlıklar güncellenmektedir. İki gizli katmana sahip birçok katmanlı yapay sinir ağına ilişkin gösterim şeklinde gösterilebilmektedir. Çok katmanlı yapay sinir ağ giriş elemanı, giriş katmanı, gizli katman ve çıktı katmanı olmak üzere 3 katmandan oluşmaktadır. Girdi katmanı, bilgileri gizli katmanlara transfer ederken, girdi katmanından gelen bilgilerin işlenip çıktı katmanına gönderilmesinde gizli katmanlar devreye girmekte, bilgilerin işlenmesi ara katmanlarda gerçekleştirilmektedir. Yapay sinir ağları mimarisine göre ileri beslemeli ağlar, geri beslemeli ağlar ve ileri beslemeli geri yayılımlı ağlar olarak sınıflandırılmaktadır. Çalışma kapsamında Borsa İstanbul'da Sinayi Endeksinde işlem gören şirketin kamuya açık finansal tablolarında muhasebe manipülasyonu yapılıp yapılmadığını tespit edilebilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında kullanılan düzenlenmiş veri setine ilişkin finansal bilgileri Borsa İstanbul bültenler, Sermaye Piyasası Kurulu raporları ve Kamuya Aydınlatma Platformu resmi web sitesinden ulaşılabilmektedir. Raporlar ve bültenler çerçevesinde denetim ve incelemeler sonucunda finansal manipülasyon yaptığı belirlenerek kamuya açıklanan veya bağımsız denetim raporlarında kamuya açıklanan finansal tablolardaki tutarları değiştirecek şekilde şartlı görüş bulunan ya da finansal tablolarda yer alan tutarları daha sonra yaptıkları açıklamalarla değiştiren şirketler, finansal manipülasyon yapan şirketler olarak değerlendirilebilmektedir. 2019 yılına ilişkin firmaların finansal manipülasyon gerçekleştirme durumlarının ortaya çıkartılması için yapay sinir ağları yöntemi kullanılmaktadır. Yıllık bağımsız denetim sonucunda bağımsız denetim firmaları tarafından olumsuz görüş bildirilen veya görüş bildirilmekten kaçınıldığı için finansal tablo manipülasyonu yaptığı tahmin edilen firmalar için 1, yapmadığı tahmin edilen firmalar için 0 değeri atanmaktadır. Ek olarak firma denetiminin ilk 4 denetim firmasından biri olması durumunda 1, olmaması durumunda 0 değeri atanabilmektedir. Tabloda modelde bağımsız değişken olarak yer alan finansal verilerin 2010-2019 dönemleri arasındaki dağılım özellikleri manipülatör firmalar ve manipülatör olmayan firmalar olarak gösterilmektedir. Güçlü korelasyon yapısının lojistik regresyon tahminleme yanıltıcı sonuçlarına yol açacağı belirtilmektedir. Açıklayıcı değişkenler arasında korelasyon derecelerinin belirlenmesinde ve çoklu bağlantı yapısının ortaya çıkartılması için Pearson korelasyon katsayısı, tolerans ve varyans arttırıcı faktör VIF değerleri tabloda verilmektedir. Çoklu doğrusal bağlantı problemine neden olan açıklayıcı değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisinin sınanması sonucunda değişken arasındaki çok zayıf korelasyon ilişkisi olduğu gözlemlenmektedir. Tablo 3'te verilerin eğitim %70,
test %15 ve değerlendirme geçerlilik %15 olarak üçe ayrıldığı gözlemlenmektedir. Yapay sinir ağlarında çok katmanlı algılayıcı 1, girdi 1, gizli 1, çifti katmanı olarak dizayn edilmektedir. Girdi katmanında 9 bağımsız değişken, çifti katmanında ise 1 bağımlı değişken bulunmaktadır. Ağ oluşumunda her bir test işlemi için hata kareler toplamı incelenerek model karşılaştırmalar elde edilmektedir. En iyi performansa sahip ağın belirlenmesinde çeşitli aktivasyon fonksiyonları denenmekte ve tablo 3'te belirlenen aktivasyon fonksiyonu ile kurulan model 2'nin en düşük hata payına sahip olduğu belirlenmektedir. Model 2 göz önüne alındığında en düşük test performans istatistiğine sahip modelin en uygun model olduğundan yapay sinir ağ yapısında en iyi tahminleme bulunan mimari bilgileri verilmektedir. Gizli katman ve çıktı katmanına ilişkin aktivasyon fonksiyonu hiperbolik tanjant ve çıktı katman olarak belirlenmektedir. Gizli katman nöron sayısı 6 olarak belirlenmektedir. En iyi çok katmanlı algılayıcı modeline ilişkin yapı tablo 4'te gösterilmektedir. Performans ölçümü ve test sonuçları ele alındığında bağımsız değişkenlere manipülatif faaliyetlerin belirlenmesi üzerinde etkili olduğu söylenebilmektedir. Ağa ilişkin tahmin edilen eğitim, test ve değerlendirme veri setleri için tahmin edilen regresyon doğruları incelendiğinde yatay eksen gerçekleşen değerleri, dikey eksen tahmin değerlerini ve Y eşittir T doğrusu ise A sonucu istenen durumu göstermektedir. Tahmin değerlerinin Y eşittir T doğrusuna yakınlığı ve paralelliğe yaklaşması ağın uyumunu ve öğrenme yetkinliğini göstermektedir. 68 firma üzerinden yapılan çalışmada test ve veri seti 11 firma ele alınmakta ve bunların 6 tanesi manipülasyon yapılan ve 5 firma ise manipülasyon yapmayan firma olarak ayrım yapılmaktadır. Elde edilen çapraz doğrulama bulguları incelendiğinde yapay sinir ağları karşılık matrisi sonuçlarına göre manipülasyon yapılan 6 firmadan 4 tanesi doğru tahmin edilirken gerçekte manipülasyon yapmasına rağmen 2 firma yanlış sınıflandırmaya maruz kalmaktadır. Manipülasyon yapılmamış 5 firmanın ise 4 tanesinin doğru tahmin edildiği ve firmanın gerçekte manipülasyon yapmamasına rağmen yanlış tahmin edildiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak manipülatif hareketlerin geleneksel ve proaktif yöntemlerin yanı sıra nitel değişkenli modelleme ile belirlenebilmesine rağmen yapay sinir ağ uygulamalarını, finansal tablolardaki uygulamaların işlerlik kazanarak yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Yapay sinir ağlarının sınıflandırma gücünün yüksek olduğu belirlendiğinden finansal güvenin ve kontrol sağlanmasında yapay sinir ağlarına başvurulmaması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Veri setinin genişletilmesi ve yapay sinir ağlarının manipülatif hareketleri belirlemesindeki etkinliği daha açık şekilde ortaya konabilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.